Yunanistan ve Balkan sinemasında önemli bir yeri bulunan Uluslararası Selanik Film Festivali 55. kez kapılarını açtı. Festival kapsamında bu yıl 150 film gösterilecek. Bu filmlerden 14'ü ise Altın Aleksandr Ödülü için jürinin beğenisine sunuluyor. Yunan sinemasının öne çıkan eserleri de festival kapsamında beyaz perdede olacak. Burada gösterilen filmlerin amacı insanları sanat akımları hakkında bilgilendirmek. Buranın gelecekte yeni bir film yönetmen nesli ortaya çıkarmasını umuyoruz. Bütün caddeler dolu. Büyülenmiş gibiyim. Bu her zaman benim için bir sürpriz. Ortak bir alan var, izleyicilerle ortak bir bakışımız bulunuyor. Bu yılki festival, İran kökenli Amerikalı bağımsız yazar ve yönetmen Ramin Bahrani için büyük bir saygı gösterisi oldu. İnsanı öne alan ve kapitalist sistemin yaşam üzerindeki olumsuzluklarını anlatan Bahrani'nin son filmi ise 99 Ev. Ünlü yönetmen bağımsız olmanın kendisi için ne anlama geldiğini söyledi. Sadece film yapımcısı olarak değil, normal biri olarak bağımsız olmanın zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünya size nasıl davranmanız, ne düşünmenizi ve amaçlarınızın ne olması gerektiğini yaşamın ilk gününden sonuna kadar sıkça söylüyor. Yaşam devamlı hayır diyor ama evet diyebilen insanın bağımsız olduğunu düşünüyorum. Kelly'i Sertleştirmenin Yolu adlı filmin Sırp yönetmeni Camur Celmik de festivalde yerini aldı. Yugoslavya'nın yeni dalga olarak adlandırılan nesline mensup olan Sırp yönetmen, sinemayı insanları anlamak için bir araç olarak görüyor. Celmik 1967'den günümüze değin 50 film çekerek sinema tarihindeki yerini aldı. Film yapımı benim için bir öğrenme süreci. Oyuncular ve kamera birçok kapıyı açan maymuncuk durumunda. Şunu söyleyebilirim ki, eğer film yapımcısı olmasaydım, insanları ve sosyal yapıyı bugün anladığım kadar anlayamazdım. Festivalde gösterilen Yunan filmlerinden biri de Norveç adlı yapım oldu. Gerçeküstü komedi filmi Norveç'te vampirlere farklı bir bakış açısı getirilmiş. 1984'te Atina'da geçen olaylarda vampirin bir hayat kadını ve uyuşturucu satıcısı ile kurduğu ilişki anlatılıyor. Vampirlerin diğerlerinden farklı olduğu bir yol bulmayı denedim. Vampir, modern bir Yunan'ın sahip olduğu bütün karakteristik özelliklere sahip. Balkanlı bir vampir, tuhaf ve meraklı görüntüsünün ve durmadan hareket etmesinin ötesinde geleneksel gotik vampirleriyle bir benzerliği yok. Selanik festival ritmi yaşıyor. Dünyanın her yerinden yapımcılar ve 10 gün boyunca film gösterimi. Bütçe kesintilerine ve yıldız oyuncu eksikliğine karşın gösterilen filmlerin biletleri tamamen satıldı. Çünkü izleyiciler güzel filmin tadını çıkarmak istiyor.